Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle bir çapari takımı hazırlayacağız. Bu çapari takımı palamut üzerine, uskumru üzerine olacak. Dün bir farklı bir takım yaptık Selçuk abiyle. Onu bir denedik aslında. Dün de güzel bir balık aldık. İki tane palamut aldık, bir uskumru aldık. Hem videosunun çekilmesini istemiştiniz o takımın. Onunla ilgili hazırlıklarımızı göstereyim ben size. Ne hazırladık bu şeyde, ürünleri ne kullandık, ona bir bakalım. Şimdi şöyle bir çapari takımımız var. Köstek bunların hepsi. Yüzlü köstek takımı bu. Ayrıyeten 0.45 yük invisible misinasını kullandık. Stonefo'nun yapıştırıcı aparatı bu. Bu da bizim Stonefo'nun boncukları. Bunlar zaten misina boylarına göre, misina kalınlığına göre, ona göre boyutları mevcut. Stonefo'nun bu germe aparatı. Şu şekilde germek için kullanacağız şimdi. Ayrıyeten de bu da kösteğin, şöyle göstereyim size, köstek aparatı ama şu aparatla hiçbir şekilde, yani misinaya dönmeyecek kösteğimiz. Durmadan sağa sola her tarafa oynayabilecek. Boncuklar da sabit kalacak. Şimdi bununla ilgili bir şunları köşeye kaldıralım. Şöyle yapıştıracağız. Şurada da kullanacağımız malzemeler. Şimdi öncelikle boncuklarımızı geçiriyoruz. Her bir köstek için 2 adet boncuk kullanacağız. Boncuklar bu şekilde. Geçirdikten sonra kopartıp bir dakika. Bunu tabii siz farklı şeylerde de kullanabilirsiniz. İlla çapari olarak değil de yemli takımlarda yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman bedeni diyelim 45 yaptınız, hazırladınız. Kösteği değiştireceksiniz. Bunu istediğiniz gibi iğnelerini hazırlarsınız bir aparatla. Stonefo'nun o köstek aparatıyla hazırlayıp istediğiniz zaman bedende değişiklikler yapabilirsiniz. Ben böyle sizler için hazırlayayım bunu. Şimdilik size birkaç tane bu şekilde dizdikten sonra boncuklar, diyelim 10 tane yapacaksanız 20 tane boncuk atacaksınız mecburen 10 tane iğneye. Şimdi ben örnek size göstereyim. Şuradaki boncukları aşağı doğru yollayalım gitsin. Şimdi bu şekilde ayarladık. Yapıştırıcımız da şu şekilde yapıştırıyoruz. Bir tane boncuğumuzu bitiyoruz. Arkadaşlar bunu yapıştırdıktan sonra zaten kolay kolay bu yerinden oynamaz.
bu şekilde yapıştırdıktan sonra kurumasını beklersiniz. Yani bu aparat da bayağı sağlıklı oluyor. Yani kullanım gayet kolay. Gördüğünüz gibi bayağı sıkı bir şekilde tutuyor geldiğiniz zaman. Şimdi zaten ortasına da bu aparatı takacağız. Yani şu göstereyim size tekrardan. Şöyle bir aparat. Ama bu aparat, şimdi iki boncuğu koyduk. Bu iki boncuğu koyduktan sonra ortasına da köstek aparatımızı takacağız. Bunun içerisinden kösteği geçiriyoruz. Arkadan bir düğüm atacağız. Aynen burada resimde gördüğünüz gibi düğüm bağlayacağız. Bunda iki tane çıtı var zaten bu aparatın. Geçirdiğiniz zaman misinada çıtlattığınız zaman zaten bir daha oradan çıkma şansı yok bunun. Selçuk abiye de bu takımı hazırladım. Gayet başarılıymış. Güzel, Instagram'da da bir canlı yayın yapmıştı zaten bununla ilgili. Güzel balıklar aldı. Şimdi şununla ilgili. Şunu şu şekilde. Birazcık geri vereceğim ben bunu. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu şekilde her türlü sağa sola dönecektir. Böyle sağa sola gidecek ve karışmayacak. Şöyle bir tane kösteğimiz var. Şimdi size göstereyim. Bu şekilde. Onu buradan geçirdik. Arkadaşlar bu şekilde içerisinden geçtiği zaman istediğiniz boyutu ayarlayabilirsiniz buna. Şöyle göstereyim size net olsun. İstediğiniz boyutu ayarlayabilirsiniz, köstek boyutunu. Şimdi ben burada göstereyim nasıl olacağını size. Arka tarafını normal bir şekilde bağlayacağız. Ne kadar 2-3 tur attırırsak o kadar iyi. 5 tur 2. Kapattık bunu. Sonra bunun fazlalığını buradan kesiyoruz. Şimdi bu arka tarafı bağlamıştık. Bu da bizim kösteğimizin aparatı. Şimdi bunu buradan getiriyoruz. Artık bunun içine oturdu. Bağladığım düğümü de bunun içine oturttuğum için kolay kolay bunu buradan salma yapmaz. Çünkü burası gördüğünüz gibi ipince. Buradan bunu bırakmayacak. Tabii siz bunu şöyle de yapabilirsiniz. İlla şey olarak düşünmeyin.
çapari olarak düşünmeyin. Bunun yerine kalkıp çuprada kullanabilirsiniz, levrekte kullanabilirsiniz. Bir bedene 0.45 yapıp, diyelim kösteğiniz çupra aparatı, çupra iğnesi bağlı ucunda. Siz bunu direkt buradan çıkartarak, bu köstek aparatını buradan çıkartarak rahatlıkla farklı bir iğne koyabilirsiniz. Levreye gideceksiniz. Levrek iğnesi bağlıdır sizde bir kösteğinizle. Direkt hemen onu çıkartıp bunu takabilirsiniz. Beden, daha önceden hazırladığınız bedenlere olabilir bu tarz şeyler. Bu şekilde devam edecek. Bundan hariç şöyle çıkartalım. Bu şekilde kalacak burada. Aynı şekilde buraya da. Şöyle göstereyim size. Damlattıktan sonra boncuğun tekini çekiyorsunuz bu tarafa. Sürelim. Bunun ayarını siz de yapabilirsiniz. Yani isterseniz çok yakın yapabilirsiniz, isterseniz çok uzak. Ben şu an öyle göz kararı yapmaya çalışıyorum size. Ben daha sağlam olsun diye fazla biraz döküyorum ama çok kuvvetli ve yapışkan, onu da size söyleyeyim. Kesinlikle misinayı da yakmıyor. Onu da belirteyim. Yaksaydı zaten palamutu alamazdık abi. Çok güzel bir ürün. Stonefo'nun misinalar için özel üretilmiş. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Şimdi ben size o diğer aparatı da hiç takmadan aslında bir göstereyim size. Şimdi bu aparatın nasıl olduğunu daha detaylı göstereyim. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu buradaki elimdeki aparat şuradakinin birebir aynısı. Şu misinanın içine zaten direkt iki tane çıtı var, zaten direkt oturuyor, sıkı bir şekilde oturtursanız. Köstek de buradan geliyor, burada ipince bir delik var, içerisinden geçiyor arka tarafa, arka taraftan da bağlayabiliyorsunuz bunu. İsterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Ben şimdi örnek bir tane yapayım size farklı bir şekilde. Bir tane köstek alayım. Hani kafanızda belki o bağladığınız yerden çıkıyor gibi filan hani düşünülebilir. Kesinlikle çıkmaz oradan, zaten atacağınız düğme bağlı. Şimdi ben bunu buradan geçirdim. Bu kösteği bağladığımız yer. Şurasını bağlayacağız. Ama buradan da normal misinadaki bedenimize geçirip çıtlatacağımız yer. İsterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Alalım bir tane siyah boncuğumuzdan. Şimdi boncuğu biraz kalın kullandım. Bakalım kurumuş mu?
arkadaşlar. Bu şekilde kuru sağ sola oynamaz. İteyim yani sizin için. Şimdi bunu geçirdik. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani derseniz ki burada da bir tane yapmıştık. İkisini de göstereyim size yapılışını. Şimdi buradaki yaptığım, bu köstekteki yaptığım bu şekilde geliyor. İki boncuğun arasına sadece köstek aparatını koydum. Arkasından bağladım, çektim. İçinde zaten tutuyor bunu. İçinden bir yere gitme şansı yok onun. Yani bağladığınız düğüm sağlam olsun ki tekrar bu taraftan zaten kolay kolay çıkma şansı yok. Düğüm açılmasın. Açılmadığı sürece sıkıntı yok. İsterseniz de benim yaptığım şu şekilde de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde de çok kaba duruyor. Yani bir ayrıyetten bir boncuk atmanızın bir anlamı yok. Yani diğer türlü şu bağladığım şey içeride olacaktı. Sıktığım zaman diğerindeki gibi daha düzgün bir şekilde görünecek. Yani şu daha mantıklı. Birinci yaptığım daha mantıklı. İsterseniz düğümden hani şeyden korkan daha sağlam olsun, daha büyük olsun düğümüm deyip de arkasına bir boncuk da atabilirsiniz. Bunu bu şekilde işte 5'li, 10'lu o şekilde yapabilirsiniz. Yani burada kullandığım aparatları da size söyleyeyim tekrardan. Şimdi bizim burada dediğim gibi köstek aparatını kullandık. Bu gerçekten çok işe yarıyor. Onu size belirteyim. Bu yemli avcılık yapanlar için de gayet lazım olacak bir şeylerden biri. Ayrıca bunun yanında boncuklarımızı kullandık. Şu şekilde boncuklarımız var. Bu boncukları da Stompo'nun yapıştırıcısıyla yapıştırdık. Kuvvetli bir yapıştırıcı, onu da belirteyim size. Bu boncukların işte 0.30, 0.35, 0.40 yani hepsinden geçebilecek kadar bir boncukları mevcut. Çok incesi de mevcut boncukların. Çok kalını da bir mevcut. Yani şu şekilde bu en incesi elimdeki. Bu da en kalın, yani 0.45'in geçebileceği bir boncuk. Ayrıyetten de bu Stompo'nun germe aparatı. Bu gayet işe yarıyor. Böyle yapıştırırken çok işimize yarıyor bunlar. Burada da Yuki'nin Invisible misinası. Bu kaplama bir misina. Flürokarbon bu. 0.45 ile yaptık bu takımı. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Takipte kalmanızı diliyorum. Herkese rast gelsin diyelim. Varsa bizden istediğiniz, bağlamamızı istediğiniz takımlar olsun, anlatmak istediğimiz makinalar olsun, kamışlar olsun, bunları YouTube kanalımızda dediğim gibi belirtirseniz yorumlarda, biz de ona göre sizler için bunları hazırlamaya çalışalım. Şimdiden herkese rast gelsin diliyorum. Hayırlı günler.